Miyokard infarktüsü yani kalp krizi geçirdikten sonra komplikasyonların ortaya çıkma ihtimali artar arkadaşlar. Tıp dilinde komplikasyon bir hastalık yani bizim örneğimizde miyokard infarktüsü sonucunda ortaya çıkan başka hastalık ve durumları ifade eder. Çoğu komplikasyon kalp krizini takip eden ilk birkaç hafta içerisinde görülür. Şimdi de miyokard infarktüsü sonrasında görülebilecek önemli komplikasyonlardan bazılarına gelin birlikte bakalım ve konunun daha iyi anlaşılması için bunu böyle adım adım giderek yapalım. Tamam? Miyokard infarktüsü kalpte üç büyük soruna yol açar. Bunlardan ilki kontraktilitenin yani kasılma yeteneğinin azalmasıdır. Çünkü kalp krizi sonrasında kalp kası hasar gördüğünden düzgün bir şekilde kasılamaz. Ayrıca kalpteki elektrik dengesi de bozulur. Çünkü kalp kas hücrelerinin zarlarında kalp ritmini düzenleme amacıyla ileri geri hareket eden tüm iyonlar kalp krizi sırasında zarar görür ve elektrik dengesi bozulur. Ayrıca doku nekrozu da ortaya çıkabilir. Bu da kalp kas hücrelerinin bir kısmının ölmesi anlamına gelir. Miyokard infarktüsü sonucunda görülen bu üç olay da bazı komplikasyonlara sebep olabilir. Peki, kontraktilitenin azalması sonucunda neler gerçekleşir? Kalbin düzgün bir şekilde kasılmadığı durumlarda sol karıncık vücudun geri kalanına yeteri kadar kan pompalayamaz. Bu da hipotansiyon adı verilen bir duruma sebep olur. Hipotansiyon da patolojik anlamda düşük kan basıncı anlamına gelir. Bu düşük kan basıncının bir sonucu olarak da koroner arterler ihtiyaç duydukları oranda kanla dolamaz. Hatırlarsanız, miyokard infarktüsü sonucunda tıkanan koroner arterlerle birlikte kalp kasının geri kalanına kan sağlayabilmek için kan dolaşımına ihtiyaç duyan başka koroner damarlar da olduğunu söylemiştik. Burada kalp kasının infarktüs geçirmemiş bölümünden bahsediyorum. Eğer bu damarlar yeteri miktarda kan alamazsa, kalp kasında ve kalbin diğer bölümlerinde iskemi görülür. Kalbin diğer bölümlerinde iskemi görülmesi de kalbin kasılmasını daha da azaltır ve kalp, kalp debisiyle baş edemeyecek hale gelir. Bu da kardiyojenik şokla sonuçlanır. Burada gördüğünüz duvara bakalım. Bu duvarın kalp krizi sonucunda hasar gördüğünü varsayalım, tamam mı? Bu duvarda düzgün bir şekilde kasılamayacağından, sol karıncığın içinde trombüs, yani pıhtı oluşma ihtimali artar. Çünkü kan hareket edemeyip küçük bir alanda sıkışıp kaldığında pıhtı oluşur. Peki bunun ne gibi bir zararı vardır? Bazı durumlarda bu pıhtılar sol karıncık duvarından ayrılarak aorta ve vücuttaki başka damarlara geçebilir. Bu da pıhtıların bu bölgelerde sıkışmasına ve vücudun başka bölümlerinde infarktüs oluşmasına sebep olur. Örneğin bu pıhtılardan biri beyne giderse serebral damarların içerisinde sıkışabilir ve bu da inmeye sebep olur. Yani emboli görülür. Peki, kalpteki elektrik dengesinin bozulması neye sebep olur? Bu da aritmiye. Yani kalbin normal ve düzenli bir ritimde atmadığı e, o soruna yol açabilir. Yine bunun da birkaç farklı sebebi vardır. Bir bakıma kardiyomiyositlerin içerisinde bulunan iyon hareketinin düzensiz hale gelmesinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Ayrıca bunun sebebi, kalp içerisindeki elektrik iletim sisteminin bozulması da olabilir. Şunu da belirtmeden geçmeyelim, buradaki elektrik iletimin bir parçası olan, kalpteki ritmi ayarlayan iki önemli merkez sağ kulakçıkta yer alır. Yani burada sinoatrial düğüm bulunurken, bu kısımda da, atrioventriküler düğüm olduğunu söyleyebiliriz. Bu iki düğüm de kalbin normal bir ritimde atmasında önemli bir rol oynar. Bu yüzden iki önemli düğümün bulunduğu sağ kulakçığın etkilendiği bir miyokard infarktüsünde aritmi görülme ihtimali çok yüksektir. Çünkü kalp atışını, hızını ve ritmi düzenleyen bu iki önemli düğüm kalp krizinden dolayı hasar görür. Şimdi de doku nekrozunun nasıl gerçekleştiğine bakalım. Hatırlarsanız nekroz bir şeyin ölümü anlamına geliyordu. Burada da kalp dokusunun ölümünden bahsediyoruz. Miyokard infarktüsü sonucunda hatırlarsanız pek çok bağışıklık hücresi kalbe gelir ve kalp krizi sonrasında oluşan hasarı onarmaya çalışır. Bu bağışıklık hücrelerinin hasar onarmaya çalıştığı sürece de inflamatuar tepki ya da yanıt adı verilir. Ve kalbin dış kısmının çevresinde inflamasyon yani iltihap oluşabilir. Buradaki inflamasyonu pembe renkle gösterelim. Pembe, bağışıklık sisteminin bir parçası olan ve kalbin dışında görülen bu enflamatuar tepkiye çözüm bulmaya çalışan tüm bu ak yuvarları temsil ediyor. Ayrıca kalbimizin liften oluşan ve çuvala benzer bir yapının içerisinde bulunduğunu unutmamakta fayda var. Yani kalbin çevresinde sert bir keseciye benzeyen perikardiyum adlı bir yapı bulunur. Burada peri çevresinde etrafında anlamına gelirken kardiyum da kalp anlamına geliyor biliyorsunuz. Kalbin dış kısmında perikardiyumun hemen altında oluşan bu iltihap da perikardiyuma zarar verebilir. Bu durum perikardit olarak adlandırılır. Ancak doku nekrozu başka şekillerde de ortaya çıkabilir ve vücudumuzda büyük hasarlar oluşturabilir. Örneğin septum olarak adlandırılan ve sol karıncıkla sağ karıncığı ayıran, birbirinden ayıran daha doğrusu söyleyemedim, onları ayıran bu bölgede nekroz oluştuğunu varsayalım, tamam mı? Bunun çok da iyi sonuçlanmayacağını tahmin edebilirsiniz. Kalbin sol tarafındaki oksijenli kanla kalbin sağ tarafındaki oksijensiz kan karışır ve bu da oldukça kritik bir hipoksemiye ya da kandaki oksijen seviyesinin azalmasına sebep olabilir. Ventriküler septal defekt akciğerlerdeki damarlara zarar verebilir. Çünkü kalbin sol tarafında bulunan yüksek basınçlı kan, oluşan bu hasarın içinden kalbin sağ tarafına geçer ve akciğerdeki kan dolaşımına aktarılır. Bu da oldukça büyük bir hasara sebep olabilir. Peki, bu tarafta veya kalbin dış duvarının dışındaki herhangi bir kasta nekroz olduğunda, oluştuğu durumlarda neler yaşanır? duvarın yok olduğu durumda kalpte bulunan tüm bu kan nereye gider? Bu kan birdenbire diğer bölgelere yayılır arkadaşlar. Doku nekrozu aynı zamanda karıncıkta yırtılmaya da sebep olabilir. Az önce bahsettiğimiz sert, keseciye benzeyen ve kalbi çevreleyen perikardiyum adlı bu yapıyı hatırlıyor musunuz? Kan işte bu durumda perikardiyumun içinde sıkışıp kalır ve perikardiyumun içinde birikmeye başlar. Daha sonra kalp kasının dış kısmına ve perikardiyumun içerisine yayılır. Bu da kalbe baskı yaparak kalp ritmini bozar ve sonuç olarak kardiyak tamponad adı verilen bir komplikasyona sebep olabilir. Ancak dokun ne e nekrozu maalesef henüz bitmedi. Dokun nekrozu sonucunda görülen en yaygın sorunlardan birini burada görüyoruz. Karıncıkların alt kısmında papiller kaslar denilen kaslar bulunur ve bu papiller kaslar korda tendinea adı verilen ve ipliğe benzeyen bu yapılar aracılığıyla kapakçıkların uçlarına tutunur. Bunlar sert, dayanıklı ve ip benzeri yapılardır. Sonuç olarak papiller kaslar ve korda tendinea kalp attığı sırada karıncıklar kasılırken beraber çalışır ve bu esnada mitral kapak ve triküspit kapağın ki papiller kaslar ve korda tendinea buralarda da vardır. İşte bu kapakların uçlarının ters dönüp kulakçıklara kötü bir şekilde girmemesini sağlar. Gördüğünüz gibi sağ tarafta mitral, ikili kapakçık ve üç kapakçık bulunur. Kalp krizi sonrasında bazı durumlarda bir veya daha fazla papiller kas nekroz geçirerek yok olabilir. Bu gerçekleştiğinde de birden bire tutundukları kapakçığın ucu ters dönerek sol kulakçığa kadar yukarı çıkabilir. Bu durum, karıncığın kasılıp vücudun geri kalanına yayılması için aorta doğru kan pompaladığında, kanın tekrardan sol kulakçığa geçebileceği anlamına gelir. Bu da sızdıran anlamında regürjitan kapak olarak adlandırılır. Burada mitral kapaktan bahsettiğimizden bu olay mitral regürjitasyon ya da mitral yetersizliği olarak adlandırılır. Bitirmeden önce bir konuya daha dikkat çekeceğim. Kalbin kontraktilitesi azaldığında, vücuda düzgün bir şekilde kan akışının devam etmesi için kalbin daha da fazla çalışması gerekir. Aynı şekilde mitral yetmezliğin görüldüğü durumlarda da vücuda düzgün bir şekilde kan akışının devam etmesi için kalbin daha da fazla çalışması gerekir. Bu durum ventriküler septal defekt durumunda da geçerlidir. Kalbin yine daha fazla çalışması gerekir. Yani bu üç olaydan herhangi biri görüldüğünde konjestif kalp yetmezliği görülme ihtimali artar. Bu da kalbin vücudun oksijen ihtiyacını karşılayacak oranda kan pompalayamaması anlamına gelir.